Evet değerli Köy TV izleyenleri, bir organik tarım dünyası programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki programımızı İnegöl'ün Boğaz Köyü'nde yapacağız. Ve yanımda 3 tane konuğum var. Konuklarımın bir tanesi İnegöl'ün değerli Ziraat Odası Başkanı Sayın Sezai Çelik. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Başkanım diğer misafirlerimize tanıtacağız ama öncelikle Ziraat Odası'nın bölgedeki çalışmalar hakkında sizden bilgi alalım. Evet, öncelikle İnegöl'ümüzün Yenişehir'e bağlanan noktasındaki son köyü, Boğaz Köyü'ne hoş geldiniz. İnegöl Ziraat Odası olarak dediğiniz gibi güçlü bir odayız, çalışkan bir odayız. İnegöl Ziraat Odası'nın 17 bin civarında bir üye profili var. 5 tane ziraat mühendisimiz, toprak tahlil analiz laboratuvarımız, veterinerimiz, ilaç satış bayiliğimiz, benzeri birçok hizmetlerimiz var. Aynı zamanda yine odamıza ait yine böyle bir örnek bahçe niteliğinde bir 35 dönümde kendimizin mülkiyetinde olan bir elma bahçemiz var. Tabii ki toprak tahlili biliyorsunuz çok önemli. Biz bunu yaklaşık 4 sene önce odamıza kazandırdık. O günden bugüne de çiftçilerimizin böyle bir alışkanlığı yok. Biz sahada bizzat gezmek süresiyle çiftçilerimizin toprağını hatta tarladan bekledik gelmiyor. Bu sefer kendimiz köylere gidip toprakları alıp getiriyoruz. Analiz yapıyoruz. Laboratuvarda ondan sonra sonuçlara göre uygulamalar yapıyoruz. Yeni bahçe kuracak olan kişilere aynı şekilde özellikle toprak tahlili yapmadan bahçe kurmalarını söylüyoruz. Tabii ki yine çalışmalarımızın içinde biliyorsunuz çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ama aynı zamanda da aşırı yağışlardan, mevsim değişikliklerinden dolayı bazı ürünlerin artık bizim bu bölgeye uymadığını görüyoruz. O sebepten de bölgemize yeni yeni ürün kazandırmaya uğraşıyoruz. Tabii bu sadece coğrafi yapıdan, iklim değişikliklerinden değil, aynı zamanda da bazı ürünlerin para yapmamasıyla da ilgili. Burada olmuşken onu da arz edeyim diye söyledim. Meclis Başkanım Galip Duyan'a burada bir 10 dönüm kanola ekimi yaptırmıştık biz deneme amacıyla. Bundan 4-5 sene önce. Oradan bir randıman almışız ki bugün başta Sungurpaşa olmak üzere hemen arkamızdaki köy, yine Boğazköy'de bunu 7000 dönüme kadar çıkarmayı başardık. Çok güzel bir rakam. Tabii onunla ilgili de daha sonra bizim bir yine çalışmamız olacak. Bu sene fiyatlarından biraz geçen seneki fiyatlar gibi görünüyor. Onunla ilgili de bir çalışmamız olacak. Tabii şimdi yeniden buğday hasatı başladı biliyorsunuz. Evet. Buğday hasatında toprak mahsulleri bölge müdürlüğünü buraya getiriyoruz. Ama şöyle bir durum var. Bizim özellikle buğday ekimimiz bu bölgede. Yani Yenişehir'e yakın sınır olan yerlerde. O sebepten toprak mahsulleri ofisine bir yerde şey açtırıyoruz. Yani söyleyiniz alım merkezi. Onların da bazı kriterleri var. İşte hassas kantarları var. Her yere koyamıyorlar. O sebepten yine Yenişehir'de bir alım yapacaklar. Aramızda da zaten çok mesafe yok. İşte zaten dediğim gibi buğday bu bölgelerde. İnegöl'ün buğdayları bu bölgede yetişiyor. Malumunuz İnegöl'de 300 bin dekar bir kullanılabilir tarım arazisi var. Bunun 70 bin dekarında hububat, 130 bin dekarında meyvecilik. Biz meyvecilikte ön plandayız zaten. 20 bin dekar civarında hem maçlı dediğimiz çilek hem kırsal bölgemizde daha yukarıda orman köylerinde yetişen eski orijinal çilek. Sebze, meyve, birçok İnegöl'de çeşitliliğin çok olduğu bir yer. 80 ürün desenimizle İnegöl'ümüze hizmet etmekteyiz. Son zamanlarda cevizcilik yine yaygınlaşan bir şey. Yine odamız aracılığıyla Uludağ Üniversitesi hocalarımızla bir kendi ziraat mühendislerimizi çalıştırmak suretiyle yaban mersiniyle ilgili bir çalışmamız olmuştu. Bugün yaban mersininde de 100 dekara ulaştık. Yaban mersini biliyorsunuz toprak pH'i 5'i geçmeye başladığı zaman problem oluyor, yetişmiyor. O sebepten çiftçilerimizin bütün analizlerini ücretsiz yaptık. Daha sonra bunun fileleri pahalı olduğu için sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, o zaman İnegöl Belediye Başkanımızdı. Ali Nur Aktaş bunların sporu oldu. Buradan teşekkür ediyorum ona bir kez daha. Yani biz durmuyoruz. 3 tane danışman mühendisim var ayrıca. 180 tane çiftçiye danışmanlık veriyorlar. Tabii ki sadece ne gittikleri köylerde her zaman şunu söylerim. Gittiğiniz köyde danışmanlık verdiğiniz çiftçilere değil, gördüğünüz geçerken baktığınız bir yerde bir hastalık var. Oraya da gidin, inceleyin, o tarlanın sahibini de bulun. Ona da hizmet veriniz diyoruz. Zaten o şekilde çalışıyoruz. Yani biz İnegöl Ziraat Odası olarak gerçekten 21 meclis üyemiz,
ben dahil, 7 yönetim kurulumuz, 12 personelimizle gece gündüz sahadayız. Sadece bu tarla üretimi, bahçe üretimleri, aynı zamanda hayvancılıkla da ilgili ne varsa yine o şekilde yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim yapmış olduğumuz şeyler çok. Yani biz bir model olduk. Traktörlerimizin fenli muayenelerini yapmak suretiyle çevremize de bir model olduk. Sadece İnegöl'de 5 senedir yapmış olduğumuz traktör fenli muayenesi 5000'in üzerinde. Tabii ki çiftçiler biliyorsunuz kışın soğuktan gelemiyorlar, yazın işten gelemiyorlar. Geldikleri zaman oralarda geçmeleri biraz daha zor oluyor. Köylerde biz bunları bizzat ayaklarına götürmek suretiyle bu işlemleri yapıyoruz. Başkanım, biz program öncesi Galip Bey'le de işte bu tarlada Orpex sıvı organik gübre kullanıldı. Onun hakkında konuşurken domatesimiz salçalık domates olarak yapıldığını söyledi. Ama burada salça farklılığı ile alakalı bir sıkıntı var. 10 senedir faaliyet göstermiyor. Dedim ne kadar ekiyordunuz? Eskiden 70 dönüm, 100 dönüm. Hatta köyde bayağı bir ekim arazisi vardı. Şu anda sadece bende 5 dönüm var. Yani eşimize, dostuma yetecek kadar bir domates ektik diyorlar. Bu konuda ne söylemek istersiniz başkanım? Şimdi az evvel zaten konuşurken izah ettim. Hani yatırımcılarla, özellikle İnegöl'lü yatırımcılarımızla. Bizim tek şeyimiz odur zaten. Yani üretilen malın işlenir hale getirilmesi. Tabii ki Yenişehir'deki eski tat fabrikanın yeniden çalışmaya başlaması bölge, özellikle Yenişehir ve İnegöl'e büyük bir katkı sağlayacaktır. Biz onların buralarda bir an önce eskisi gibi yeniden üretime başlayıp alım yapmasını isteriz. Çünkü domates buradan gidince, buradan gidince, fabrika buradan gidince domates üretimini biz bıraktığımız vakit diğer ürünlere geçildi. Dolayısıyla diğer ürünlerde de fiyatları istedikleri gibi tüccarların oynama durumları söz konusu oldu. Yani bir fabrika buradan giderken sadece gitmesiyle kalmıyor, bize çeşitli yollardan zarar vermiş oluyor. Biz bütün aynı onun benzeri, tat olur, başkası olur, fabrikalarımızın bir an önce çalışmalarını, üretime başlamalarını canı gönülden isteriz. Peki başkanım, çok teşekkür ederiz. İnşallah yetkililer buradan bunları dikkate alır. Bu fabrika faaliyete geçer. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Köy TV olarak bizlere söz hakkı verdiğiniz için, fırsatı bulunca biz de biraz konuştuk. Evet. Son sözünü yine alacağız ama öncelikle şimdi ziraat mühendisimiz, Orpex'in bölge sorumlusu Sayın Zuhal Bayındır. Siz de hoş geldiniz Zuhal Hanım programa. Zuhal Hanım, şu anda bir domates tarlasındayız, başkanımla süreçte konuştuğumuz gibi. Burada bir çalışma yapıldı. Siz bölgedeki gibi çalışmalar yapıyorsunuz, sonra tarlamıza ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ondan bahsedelim. Şimdi şöyle bahsedeyim, Bursa bölge çalışması olarak aslına bakarsanız biz Bursa'nın kendine özgü tatlarını ön plana çıkardığı ürünler üzerine deneme yapma konusunda gayretlerim oldu benim bireysel olarak düşünecek olursak. Ancak Orpex F06 noktasına geldiğimizde bizim herhangi bir ürün ayrımımız yok zaten. Bahçe ya da tarla bitkisi her ne olursa olsun her koşulda uygulama metotlarını ya da takvimlerini düzenleyerek her ürüne bunu entegre edebiliyoruz biz zaten. Burada Galip Bey ile biz domates tarlası üzerinde bir denemeye başladık. Tabii Galip Bey ilk başta başka bir ürün kullandırmama, işte sadece Orpex F06 ile hasata hazırlama konusunda nasıl olacak konusunda endişeleri vardı, şüpheleri vardı. Hatta burada belli bir kısmın tabanında başka bir gübre daha kullanılmış yine. Ancak bu tarafta şu an çekim yaptığımız alanda sadece Orpex F06 ile denemeler yapıldı. Hatta Galip Bey'in burada yöredeki domates ekicilerinden 10 gün geç ekmesine nazaran daha ileride bir gelişim gösterdiğini gördük ürünlerinin. Tabii ki ben burada ne kadar anlatırsam anlatayım, bu tarlaya emek veren Galip Bey'dir. Biz elimizden geldiğince ürünümüzün arkasında durmak gayretini göstermek açısından uygulamalar konusunda yönlendirmeler yaptık. Doğru uygulama yapalım, bir takım oluşturalım ve doğru takvimlerde doğru adımlarla ilerleyelim diye. Şu an takvimimiz gayet keyifli ilerliyor. Sonuçlarımızdan gayet memnunuz. Henüz üçüncü uygulamayı yapmadık ama şu an ikinci uygulama yapılmış halde gördüğünüz tarla.
O yüzden ben Galip Bey'in hani bu aşamalarda neler yaptığını, ne beklerken ne bulduğunu, daha önce neler yaptığı konusunda onun biraz daha anlatmasının daha efektif olacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Size tekrar döneceğim. Galip Bey, Duyan Bey, hoş geldiniz programa. Sizleri tanıyalım öncelikle efendim. Ziraat Odası'nda meclis üyesiyiz herhalde. Evet, öncelikle Boğazköy'e hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ziraat Odası Meclis Başkanıyım. İsmim Galip Duyan. Zuhal Hanım'la birlikte bu sene bir karar verdik. Orpex'i burada tarlada uygulamak için. Orpex'i nereden gördünüz? Televizyonlardan mı yoksa öyle eş dost falan mı söyledi? Ziraat Odası'na Zuhal Hanım'ın gelişiyle o bize biraz anlattı, bilgilendirdi. Biz de merak ettik. Dedik ki bunu bir kullanalım, deneyelim. Tarlanın bir kısmında denemedik, diğer kısmında denedik. Denediğimiz yer daha bir farklı oldu. Taban gübresi atmamızı istemedi. O bölgede sadece Orpex'le kullanalım dedik. Şu an çok güzel bir gelişim. Bundan önceki yıllarda da domates üreticisiydik. Önceki yıllarda bizde maksimum verim 7-7,5 ton civarında. Dönüme değil mi efendim? Dönüme evet, 1000 metrekare dönümünde. 7-7,5 ton civarındaydı. Zuhal Hanım'ın ben bunu dedi 10 tona 11 tona çıkartırım demesiyle bu uygulamaya başladık. Peki Galip Bey şunu sorayım. Bu sene bu uygulamayı yaptık ama daha önceki senelerde ne gibi uygulamalar yapıyordunuz? Daha önceki işte uygulamalarımızda atadan dededen gördüğümüz gibi yani dönümüne 40-50 kilo civarında 3-15 gübresi. Onun üzerine bir 20 kilo civarında üre ve hasat dönemine doğru meyvelerin şişmesi için nitrat veya şeker gübresiyle kullanıyorduk. Evet. Bu yılki yani şu anda gördüğümüz domates tarlası şu an tam 43 gün oldu dikileli. Ve emsallerinin çok çok üzerinde gelişmesi. Gerçekten iyi yani verime burada çok bir şey kalmadı. Birkaç hafta içinde herhalde verime düşer. Şimdi eski günlerde mesela Temmuz'un 25'inden önce biz hasata giremezdik ama belki bu yıl Temmuz'un 5'inde hasata gireceğiz. Ve ürünün daha erken oluşunu da sağlayacak gibi duruyor. Erkencilik sağladı. Burada üst bölgede herhalde farklı bir ürün kullandınız sadece evet, tabandan. Tabanda 3-15 gübresi kullandık. Bizim olduğumuz bölgede kullanmadık. Peki arada fark var mı Galip Bey? Nedir siz daha iyi bir yani tarlayı geziyorsunuz? Şu anda Orpex'i kullandığımız taraf daha hızlı canlı bir mı gelişim sağlıyor. Daha evet güzel gelişiyor. Zuhal Hanım, Orpex'in ürününün en büyük iddialarından biri maliyetleri çok düşürdü. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz efendim? Yani şimdi dediğim gibi, başta da söylediğim gibi biz ürün ayırt etmeksizin herkese başta maliyet olarak avantajlı gelmek durumundayız. Maalesef ki giderek katlanan bir gübre maliyeti var üreticilerimizin sırtına binmiş olan. Ürününe göre değişkenlik gösterebilir ama biz ortalamada en iyimser şeyde rakamda 1/3 oranına çekiyoruz maliyetleri. Çünkü ne kadar ürünün faydasından bahsederseniz bahsedin, ne kadar verim artışından bahsederseniz bahsedin, çiftçi sezonunu zayiatsız, zararsız bir şekilde atlatmak isteyecek ve maliyetlerini düşük tutarak atlatmak isteyecek. Çünkü bu masraflardan kaçınmak isteyecek. Dolayısıyla biz eskiden bir dönümde yaptığı maliyete 5-6 dönümlük ekimler yaptırabiliyoruz. Gübre maliyeti açısından söylüyorum tabii ki. 5-6 dönümünü aynı maliyetle getirebiliyoruz. Bu da çiftçinin cebini rahatlatmak, nefes aldırmak açısından ciddi bir önem arz ediyor. İsterseniz Galip Bey'e buradaki maliyeti, tabii, bahçesindeki maliyetlerine gibi çalışmalar yaptı, onları soralım. Tamam. Peki Galip Bey, siz burada Orpex'i kullandınız. Kıyaslarsak geçen seneyle bu sene arasındaki ne kadar bir fark oldu efendim? Şimdi tamamını hesaplarsak altına taban gübresi, üzerine attığımız üre, nitrat, şeker gübrelerini ve yaprak gübresi kullanımlarımızı hesapladığımızda Orpex'ten aşağı yukarı 1/3 oranında daha az maliyete düştüğünü gördük şu anda. Çok güzel. Peki şu anda geçen seneyle kıyasladığımızda yani bu sene bakıyorum gerçekten üstünde verim de iyi. Evet. Yani inşallah güzel bir sonuç alırsınız. O verimi yakalayacağız mı? Ne diyorsunuz? Geçen yani yılda şu anki yani 43 gün olmuş olmasına rağmen ekimin geçen yılın şu anda neredeyse yani 1,5 katı önde gidiyor domates. Çok güzel. Çok güzel. Peki ben tekrar Zuhal Hanım'ı alayım. Zuhal Hanım, burada verimlilikten bahsedersek verimlilikte ne gibi faydalar oluyor ürünün? Ya bizim için önemli olan, şimdi yaprak gübrelerinden bahsettiği için Galip Bey, Orpex F06'da önemli olan şey
çiçeklenmenin artırılması birinci husus. İkincisi olan çiçeklenmenin de sebzeye bağlayabilmesi. Çünkü bazen maalesef ki yanıkla neden oluyor. İşte mevsim şeyinde Temmuz'a geldiği zaman son açan çiçeklenmelerde sebzeye bağlamama gibi problemler oluyor. Bu da bizim için bir fire demek. Mevcut olan birim alandan daha az hasat alabilmek anlamına geliyor. Orpex F06'nın burada üçüncü uygulamayı yapraktan yapıyoruz dediğimiz kısmındaki çalışmasındaki mantık sebze tutunmasını artırmak ve hani çiftçi tabiriyle kelle ağırlığını artırabilmek orada. Çiçeklenme oranını artırması, mevcut çiçeklerin de artmış olan çiçeklerin de daha fazla sebzeye bağlanması noktasında biz avantajı sağladığımız için verim artışı aynı alana ektiğiniz şeyde bir önceki sezona nazaran iyimser konuşuyoruz. İlk senelerde %30 diyoruz çünkü toprak analizini bilmiyoruz. Toprağın hani daha önce ne kadar kimyasalla muamele olduğunu bilmiyoruz. Ne kadar yıpranıp ne kadar dinç kaldığını bilmiyoruz. O yüzden ortalama rakamlarla konuşuyoruz ama Galip Bey'in tarlası için konuşacak olursak burada %30'un üzerine çıkacak bir artış gözleniyor gibi duruyor şimdilik. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Peki Zuhal Hanım, bir çiftçimiz burada hasata başladığında tabii ürünün raf ömrü de önemli. Hatta tarladaki olgunlaşma dönemindeki o raf yani tarladaki durumu da önemli. Bu konuda Orpex çiftçiye ne gibi artılar oluyor efendim? Şimdi bizim Orpex F06'nın özellikle vurgulamaya çalıştığımız noktası şu ki içeriğinde kimyasal bir bileşen yok. Yani bugün şehirde yaşayan vatandaşlarımız bile bilirler ki işte sarı olarak toplananlar bir şekilde kimyasal katkılarla yolda gelirken daha kızartılıyor o domatesler vesaire diye. Bizde kimyasal bir bileşen olmadığı için bitki doğal sürecini, takvimini nasıl tamamlaması gerekiyorsa yani genetiğinde ne kodlandıysa o şeyin, sebzenin o süreci biz takip ettiriyoruz bitkiye. Kimyasalla durdurmak ya da süreci hızlandırmak gibi bir şeyimiz yok. Çünkü içeriğinde kimyasal bir bileşen yok. Dolayısıyla o noktada bizim bitkiye doğal takvimini yaşatmak gibi bir hedefimiz var. Çok güzel. Peki şu da var. Mesela eskilerden söylerler var. Eski domatesler. Bu ürünü kullanan çiftçilerimiz o eski domates tadını alabilecek mi? Bir tabii alacak. Çünkü bazen üreticilerimizin arazilerini gezdiğimiz zaman işte farazi konuşuyorum bir çilek yetiştiricisine gittiğimizde orada X çeşit gübre burada Y çeşit gübreyi kullandığındaki damak tadındaki farklılığı alabiliyorum. Kimisi daha asitli olabiliyor, kimisi daha mayhoş bir tat verebiliyor vesaire. Burada yine bizim vurgulamamız gereken şey Orpex F06'nın içindeki 158 çeşit bakterinin toprakta düzenleyici olarak çalışmasından kaynaklı bir şeyimiz var, avantajımız var. Yani topraktan alması gereken maddeyi alıyor. Ekstradan herhangi bir madde almadığı için, kendi doğasında büyüdüğü için, organik büyüdüğü için ürün organik kokusunu veriyor, organik tadını veriyor. Kendi doğasını bize aslında yansıtmış oluyor. Yani Galip Bey burada bayağı karlı çıkacak inşallah diyelim. İnşallah. Çünkü inşallah, pazarda gezdiğimiz zaman mesela eş dost görüyorum. Yani domates şeyine gittiği zaman tezgahına bura kokmuyor diyor. Yani bu domates kokusu almak istiyor. Böyle kokan yerler oluyor. Gerçekten oluyor. Ben de alıyorum ama yani, tadını evet. Tatmadığımızdan dolayı. Yani çiftçide böyle bir arayış var. Yani tamam kalite önemli ama tat da çok önemli. Bu sofralık olan kısımda özellikle çok ciddi bir sıkıntıya neden olabiliyor. Çünkü bu sefer baktığınız zaman tek adedi bile bir kiloya varabilecek bir şey. Sofrada kullanacağımız bir domates. Evet. Ama ne kokusunu alabiliyorsunuz ne tadını alabiliyorsunuz. Hatta kestiğiniz zaman içinde sarı çekirdeklerinin olduğunu görüyorsunuz ki belli ki sonradan solar olarak kızartılmış bir domatesi soframıza almış oluyoruz. Dolayısıyla o noktada sofralık üretimlerde özellikle o kokuyu almak istiyor son tüketen gidip de pazarda filesine koyan kişi ister istemez isteyecektir. Bu da çiftçinin hale satışındaki seçiciliğini artıracaktır. Peki Zuhal Hanım şunu soralım, genelden biraz daha bahsedelim. Siz Türk tarımında genel olarak çiftçilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Yani en
büyük handikapı şeyde yaşıyoruz. Yeniliklere açık olmaması konusunda yaşıyoruz. Haklı sebepleri var. Hani buna çok da kızamıyorum aslına bakarsanız. Çünkü rutinin dışına çıktıkları zamanki riski göğüsleyebilecek maddi altyapı olmadığı için maalesef bazen o handikapın içine düşebiliyoruz. Halbuki yeniliklere şimdi hayatın içinde bir değişim var. Seneler önceki toprakla şu an biz uğraşmıyoruz. 20 yıl önceki toprağın organik madde düzeyiyle şimdiki topraklarımızın organik madde düzeyi arasında çok ciddi farklılıklar var. Dolayısıyla 20 sene önce davrandığımız gibi davranamayız bu toprağa. O yüzden süreci günceli takip etmemiz gerekiyor. Yeniliklere açık olmamız gerekiyor. Bazen maalesef ki hani ufak alanlarda deneme yapma aslında aradaki farkı görebileceği noktalarda bazen de ya o tarafla da uğraşmayı vereyim ama bildiğim gibi yapıvereyim noktasında sezonu kurtarıyorlar ama sonraki 10 yılı kaybetmiş oluyorlar maalesef ki. Vortex olarak şunu görüyorum, İnegöl'de çalışmak biraz sizin için kolay olacak herhalde. Başkanımın özellikle buradan tebrik ediyorum tekrardan onu. Toprak analizi olayı gerçekten evet. Sizin burada eliniz kolunuzda olacak çünkü biz Doğu Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz ekip olarak. Vatandaşımız analiz yaptırmadan her sene aynı gübreye atıyor ve biz bir vatandaşımız şunu söyledi, ben her sene aynı gübreye atardım. Atadan, dededen neyse, nitrat, şurdu neyse atıyorduk dedi, şekeriydi. Bir gün dedi analiz yaptırdım, benim toprak hepsi fazlasıyla var dedi. Toprağımda olmayan organik madde dedi. İşte. Verdik organik, yani analiz yaptırılan tarlalarda çok başarılı olacağınızı düşünüyorum ben. Yani en azından hangi ürünü ne dozajla kullanacaklarını bilecekler. Bu zirai mücadele konusundaki ilaçlar için de geçerli. Bizim en büyük handikapımız bin bir emekle büyüttükten sonra bir de o tırların, konteynerların geri dönmesi var ya kimyasal kalıntılardan dolayı. Çok atarsanız çok olmuyor. Dozajlara uygun ilaçlamalar yapılması, bu hem ürünün kalitesi, laboratuvardaki kalitesi anlamında hem de toprağın daha çok yıllık kullanılabilmesi anlamında çok önemli. Seneler içerisinde de rutin olarak bu sene 1 kilo atıldıysa bir sonraki sene 2 kiloya çıkan ilaçlamaları gözle gördüğümüz için bu sefer maliyetler katlanarak gitmeye başlıyor. Dolayısıyla yapılacak işlem aslında çok basit. Bizim hep söylediğimiz bir şey var, aslında bir Superman değil Orpex F06. Bize sadece kimyasal gübreye bulaşmadan önceki doğal süreçte nasıl tarım yaptığımızı, nasıl ziraatle uğraştığımızı hatırlatan bir ürün. Birazcık hafızaları yoklatacak bir ürün bizim için aslına bakarsanız. O yüzden benim çiftçiye tek tavsiyem yeniliklere açık olması ve bu yenilikleri denemek konusunda, kendisini aksatmayacak ölçeklerde de olsa denemek konusunda iştahlı davranması. Galpes'e son sorum olarak da bu bahçemiz, köyde de domates ekenler var. Onlardan bir hafta 10 gün sonra ektiniz ve onları geçtiğini söylüyorsunuz. Komşular gelip bahçeyi görünce ne söylüyor? Bir hafta 10 gün sonra ektim ben, herkesten 10 gün sonra ektim. Çeşit aynı değil mi domates? Aynı çeşit. Evet. Aynı çeşit. Aynı firmadan aldık çimlerimizi, fidelerimizi. O da önemli. Evet. Aynı şeyden aldık. Firmadan? Firmadan aldık. Şu anda bizimki hepsinden yaklaşık 20 gün önde gidiyor. Ve komşu üreticiler de gelip her gün yol kenarı olduğu için tarlamız her gün görüyorlar. Ne yaptın diye sordular. Ben de Ortex gübresini hepsini önerdim. Bunu kullandım. Siz de kullanın diye öneriyorum şu anda. Tavsiyede bulundunuz ama bulundum. Onlar için geç değil değil mi Zuhal Hanım? Kullanabilirler şu anda da hali. Yani ikinci ve üçüncü uygulamalarını devralabiliriz süreç içerisinde. Ha bu ikinci, üçüncü uygulamalarını devraldığımız zaman tabana uyguladıkları kimyasal gübrenin parasını maalesef ki artık vermiş oldular ama en azından verim artışı noktasında Galip Bey'e yetişebilmeleri adına yardımcı olabiliriz keyifle yani. Galip Bey, sizden son sözlerinizi alarak yavaş yavaş programı kapatacağız efendim. Son olarak buradan köy tüy aracılığıyla köyünüzden, Boğazköy'den ne söylemek istersiniz? İnegöl Ziraat Odası'nda yönetici olarak. Evet, en önce zaten İnegöl Ziraat Odası'na teşekkür ederim. Onun sayesinde buralara bu geldim. Gübreyle tanıştık. Şunu da diyelim, ekmeden önce toprak analizleri de Ziraat Odası'nda yaptırdık evet, zaten. Evet, İnegöl Ziraat Odası'nın toprak analiz laboratuvarında analizlerimizi yaptırdık. Ve bu gübreyi kullanmamızı Zuhal Hanım'ın önerisiyle kullandık. Bundan sonra herkese bunu öneriyorum. Sadece domateste değil, diğer ürünlerde de
faydasını gördük. Biz bugün çekimi burada domates tarlasında yaptık ama diğer fasulyemizde, ceviz bahçesinde de çok güzel sonuçlar alınıyor şu anda. Peki, çok teşekkürler Galip Bey. Tekrar görüşmek üzere. Sayın Başkanım, sizden de son sözlerini alalım. Toparlayalım yavaş yavaş efendim. İsterseniz. Patatesi tabii İnegöl'de çeşitlilikten bahsetmiştik. İnegöl Türkiye'de yüksek oranda patates ekilen bölgelerden bir yerde. Bundan da biraz bahsedelim. Tabii patates çünkü son zamanlarda patates 5 liradan aşağı patates demiyor çiftçimiz. Bu sene biraz ucuzlayacak mı? Bunu da soralım. Şimdi az evvel anlattığım gibi zaten çeşitlilik bakımından İnegöl'ümüz çok önde. Diğer illere, ilçelere, hatta Bursa ilçelerine baktığınız zaman az evvel söylemedim, 40 bin dekarda çerezlik ve yağlık ay çekirdeği üretimimiz var. Onun yanı sıra işte 20 bin dekar olan bir patates üretimimiz 10 bin dekarlara kadar düştü. Sebebi de şu, patates para yapmadığı zaman çiftçiye de iflas ettiriyor. Maliyetleri çok yüksek olduğu için. O sebepten çiftçimiz patates üretiminden kaçtı. Ama biz geçtiğimiz yıllarda bir de çok para kazanmasa da bile zarar etmesin diye sözleşmeli patates üretimine de geçirdik. Bu 10 bin dekarın 5 bin dekarı sözleşmeli, diğerleri de bireysel olarak ekilen patatestir. Bu sene tabii ki beklentimiz yüksek, patatesten para kazanmamız gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda patates üretici şöyledir, yani geride zarar ettiği zaman hep onu telafi etme şeyinde. Bu da maddi imkanları iyi olan çiftçiler için söylüyorum. Eğer maddi imkanınız iyi değilse zaten sizi iflas ettirir, bir daha patates ekimi de yapamazsınız. Patates evet pahalı, ben patatesin ucuzlayacağını da zannetmiyorum, onu da söyleyeyim burada. Patates şimdi kazansın da varsın biz pahalı yiyelim başkanım. Ben şunu söylüyorum, patates pahalı diye hiç gocunmuyorum, tamam mı? En azından onlar kazansın. Kesinlikle ve kesinlikle patates, önemli olan benim çiftçim para kazansın. Bizim için önemli olan o. Peki başkanım, çok teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ederiz. Sizler de son sözlerini alarak programı kapatalım. Öncelikle ben Galip Bey'e ve başkanımıza çok teşekkür ederim. Yeniliklere açık bir şekilde beni gerçekten anlayışla karşıladılar. Tanışma talebimiz olduğu zaman, ürünümden bahsettiğim zaman gerçekten ciddiye aldılar. Ve ciddiye alındığı zaman sonuç ciddi olarak memnun edici ortaya çıkıyor. Bunu birlikte yaşayıp gözlemlediğimiz için bana bu şeyi verdikleri için, nefes arasını verdikleri için en azından çok teşekkür ederim onlara. Ama kullanmayı düşünen diğer üreticilerimiz için de zaten Orpex F06'yı çevrelerinde kullanan birçok üreticiden artık duyumlar gün geçerek katlanmaya başladığı için söylüyorum bunu keyifle. Biz her zaman için verelim ve geçsin mantığından çok birebir her sorusunda, her anında, her aşamasında, çalışmanın her noktasında birlikte projeyi yürütebilmek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onların istekleri doğrultusunda çok daha farklı ürünlerde de denemek isteriz. Keyifle denemek isteriz. Ki bu kazancı bütün çiftçilerimize yaşatmak isteriz. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek dileğiyle. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Galip Bey bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. İnşallah başka bir programda görüşürüz. Evet değerli Köy TV izleyenleri, bir Organik Tarım Dünyası programının sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Köy TV izleyin, köyde hayat var efendim.